Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamber Efendimizin al ve ashabı kiramın enbiya-i izam, pirani kiram ve meşayih-i zevil ihtiram hazretlerinin ervah-ı tayyibeleri için bütün geçmişlerimizin ruhları için vatanımızın, milletimizin, ümmetimizin selameti için içinden geçtiğimiz bu virüs belasının en kısa zamanda defu ref olması için Allah rızası için bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. <laughs> Muhterem dostlar, bugünkü sohbetimizde inşallah namazdan bahsedeceğiz. Fıkıh kitaplarında namazın kılınış şekli anlatılır. İşte namaza başlarken elimiz kulağımıza gidecek. Ruku'da şöyle eğileceğiz. Secde böyle yere yatacağız gibi. Fıkıh ve ilmi hal kitapları bize namazın şeklini, formunu, kalıbını anlatır. Bunları tabii ki bilmemiz gerekiyor. Bilmezsek doğru namaz kılamayız. Fakat yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Çünkü namaz dediğimiz şey sadece bir kısım eğilip doğrulma hareketlerinden ibaret değildir. Onun kulluk şuuruyla, Allah'a ibadet şuuruyla, aşk ile, vecd ile, ihlas ile eda edilmesi gerekir ki kulluk olsun, namaz olsun. Yoksa jimnastikten farkı kalmaz. Kur'an-ı Kerim'de cenab Hak ibadetin, namazın bu duygu boyutunu, manevi boyutuna işaret buyuruyor. Estağfurullah. Kad eflahal mu'minun اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ Namazında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermişlerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki namazda bir de ne lazımmış? Huşu lazımmış. İhlas lazımmış. Samimiyet lazımmış. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifinde el <laughs> ihsan en ta'budallaha ke anneke terahu. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görür buyuruyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Allah'ı görüyormuş gibi ibadetten bahsediyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de huşu ile namaz kılanlar kurtuluşa ermişlerdir buyuruyor. Demek ki namaz sadece bir kısım eğilip doğrulma hareketleri değil, aynı zamanda duygu yoğunluğu ile, kulluk şuuru ile, huşu ile, ihlas ile eda edilmesi gereken bir ibadet. Bunun tam tersi de var Kur'an-ı Kerim'de. Estağfurullah. Feveylün lil musallin. ''Vah olsun, yuh olsun o namaz kılanlara ki, ''Ellezînehum ansalâtihim sâhûn'' ''Onlar namazlarından gafildirler.'' buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki namazda huşuyu Cenab-ı Hak emrediyor, namazda gafletten bizi men ediyor. İşte fıkıh ve ilmihal kitaplarında huşu nasıl elde edilir, ihlastan, riyadan, gösterişten uzak bir namaz nasıl kılınır, bu gibi konularda herhangi bir bilgi bulmak, mümkün değildir. Çünkü İslami ilimler oluşurken, gelişirken fıkıh dediğimiz ilim ibadetlerin sadece şekil tarafını ele almış. İbadetlerin duygu boyutunu ise tasavvufa bırakmıştır. Onun için namazın manevi yönü, duygu tarafı, ihlas ve huşu tarafıyla ilgili konuları biz daha çok tasavvufi eserlerde bulabiliyoruz. Onun için bugün e, namaz ibadetinin duygu boyutuyla ilgili Tasavvufi eserlerden dellediğimiz bazı bilgileri inşallah paylaşmaya çalışacağız. Tasavvufi eserlerde namaz konusuna baktığımızda üç ana grupta ele alındığını görüyoruz. Birincisi riya ile yani gösteriş olsun diye namaz kılmak. Allah muhafaza. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani namazı Allah için değil de insanlar için, insanlar görsün duysun diye kılmak. Riya çok tehlikeli. İkinci grup Gaflet ile namaz kılmak. Evet bu kişi riya olsun diye insanlar için kılmıyor. Allah için kılıyor ama namaz kılarken aklında çarşı, pazar, dünya ve işler geldiği için efendim tam olarak kendini namaza veremiyor. Gafletle namaz kılıyor. İkinci grupta budur. Üçüncü grup ise huşu ve aşk ile namazdır. İşte Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği böyle bir kulluk. Cenab-ı Hak inşallah hepimizde nasip eyler. Birinci grupla ilgili yani riya ve gösteriş olsun diye namaz kılma ile ilgili şöyle rivayetler var kitaplarımızda. Feridüddin Attar Hazretleri'nin İlahi Name isimli eserinde şöyle bir hikaye anlatıyor. Adamın birisi akşam yatsıdan sonra gece camiye girmiş. Demiş ki sabaha kadar ben ibadet edeyim, namaz kılayım. Namaza durmuş, nafile namaz kılıyor gece. Derken arkada bir kapı tıkırtısı olmuş. Caminin kapısından bir ses gelmiş. Namaz kılan bu adam düşünmüş. Herhalde benim gibi birisi daha geldi. O da benim gibi herhalde namaz kılacak sabaha kadar. E beni de herhalde görüyordur. Ben önde olduğum için, o arkada olduğu için beni de herhalde görüyordur. E ben biraz yavaş namaz kılayım, güzel namaz kılayım da beni salih bir insan olarak bilsin gibi şeytan vesveseler vermeye başlamış. Ne oldu? Gösterişe başladı. Riya başladı. Bu adam sabaha kadar namaz kılmış, dua etmiş. Sabah e, hava biraz aydınlanınca arkasına dönmüş. Bir de bakmış ki bir köpek yatmış uyuyor caminin içinde. Gece o gelen de köpekmiş. Kapı tıkırtısı ondan dolayıymış. Bunun üzerine bu adam pişman olmuş. Eyvah demiş ben sabaha kadar Allah için değil de bir köpek için namaz kılmışım. İşte riya böyle bir şey. Nefis ve şeytan böyle insanı bazen kandırır. Hatta Musa Efendi Hazretleri derdi ki eğer nefis veya şeytan bizi kötü şeylerle meşgul edemezse zihnimizi iyi şeylerle meşgul eder. Mesela evde işte namaz kılıyoruz veya tesbihatla meşgulüz bize git içki iç dese ilgilenmeyiz. Git kumar oyna dese o hava hatırı, o düşünceyi hemen zihnimizden atarız. İşte bizim zihnimizi kötü şeylerle meşgul edemeyince e, bizim zihnimize iyi şeyler vererek meşgul etmeye çalışır. Mesela der ki nefis efendim veya şeytan yarın e, gündüz olunca şu falan fakire şu kadar yardım et der gündüz olunca da onu unutturur. Aslında bu da nefsin bir oyunu. Yani bizim namazdan, bizim namazdan alıkoymak için efendim hayırlıymış gibi, hayır gibi görünen şeylerle zihnimizi meşgul etmeye çalışıyor. O halde namazda böyle hayır hasanat yapmak, insanlara iyilik yapmak gibi olumlu şeyleri bile düşünmemek, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu düşünmek lazım. Çünkü nefis onu düşündürür, ertesi günde unutturur derdi. Efendim, eserlerinde, kitaplarında böyle ifade ediyor Musa Efendi Hazretleri. Evet, riya ile namazdan devam ediyoruz. E, bu konuda şöyle bir rivayet daha vardır tasavvufi eserlerde. İbni Meleki diye bir zat, her zaman camiye erkenden gelir, ön saftaki yerini alır, orada namazını kılarmış. Bir gün mahallesinde bir cenaze olmuş, bir komşusu vefat etmiş. Onun teçhiz, tekfin cenaze işleriyle meşgul olduğu için, camiye biraz geç kalmış. Geç kalınca onun her zaman oturduğu ön saftaki yer dolduğu için arkalarda bir yerde camide namaz kılmak durumunda kalmış. Bu kendine ve nefsine ağır gelmiş. Her zamanki yerine oturamamasından dolayı veya işte insanlar ne der? Acaba işte bizim bu İbni Meleki dediğimiz bu zat işte bugün çok mu ist, uyudu, geç kaldı camiye derler mi diye düşünmüş. Sonra tekrar düşünmüş. Ben niye böyle düşünüyorum? Ben bu namazı İnsanlar için mi kılıyorum? Allah için mi? E Allah içinse caminin her yeri aynı. Ha ben böyle düşündüğüme göre demek ki 20-30 yıldan beri insanlar maşallah bu İbni Melek'i ne kadar takva ehli bir zat ki hep erkenden geliyor, ilk safta camide yerini alıyor desinler diye demek ki ben erken geliyormuşum. İlk safta namaz kılmam Allah için değil de riya yani gösteriş içinmiş deyip 20 yıllık belki 30 yıllık namazlarını kaza ediyor bu İbn Meleki denen zat. Demek ki böyle insan hiç farkında olmadan e, nefis insana gösteriş ve riyayı e, efendim telkil edebiliyor. İkinci grup gaflet ile namaz idi. Evet bu insanlar insanlara gösteriş olsun diye kılmıyor. Allah için kılıyor ama işte dediğimiz gibi e aklına dünyevi şeyler takıldığı için e, namazda tam anlamıyla konsantre olamıyor, teksif olamıyor, yoğunlaşamıyor. E, bunlar, bu tür namazlara gaflet ile namaz diyoruz. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hırsızlığın en çirkini kişinin namazından çaldığıdır. Sahabe soruyorlar, Ya Resulallah, insan namazdan nasıl çalar? Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, rükûnü secdesini, kıraatini, ihlasını, huşuğunu güzelce yapmaz. Gafletle namaz kılar. Bu namazdan çalmaktır buyurmuştur. Hakim Tirmizi diye bir Allah dostu vardır. Şöyle diyor bir eserinde. Bir kişi bir kusur işlese ve padişaha şikayet edilse aynı zamanda bu kişinin padişahtan bir şey talep etmeye ihtiyacı olsa ve hem padişahtan yaptığı kusurdan dolayı özür dilemeye hem de ihtiyacını arz edip talep etmeye doğru yola çıksa o adamın da yanında hizmetçiliğiyle beraber üç beş kişiyle efendim padişahının sarayına doğru gidiyor. Tam sarayın kapısına geldiği anda aklına bir şey geldi, canı bir şey istedi, bir şey yemek istedi. Hizmetçiler dese ki siz gidin saraya benim yerime padişahtan özür dileyin. Ayrıca padişahtan şunları şunları talep edin. Benim canım tatlı istedi veya ayran istedi veya yemek istedi. Ben gidiyorum lokantaya deyip çekip gitse. Hizmetçileri padişahın huzuruna girseler. Padişah soracak. Sizin beyiniz nerede? Diyecekler ki efendim bizimle beraber beyimize geliyordu. Sizden özür dileyecekti. Ayrıca bazı şeylerin talep edecekti, bazı istekleri olacaktı. Ama tam sarayın kapısına geldiği zaman işte canı bir şey istemiş, tatlı istemiş, helva istemiş. Kendisi pazara gitti, lokantaya gitti, bizi buraya gönderdi. Onun adına biz sizden özür dileriz, şunları şunları da talep ediyoruz dese. Bu ne olur diyor Hakim Tirmizi Hazretleri. Padişaha hakarettir. Adam hem suçlu hem güçlü. Hem suçlu hem gelip özür dilemiyor hem de hizmetçileri gönderiyor. İşte diyor Hakim Tirmizi, bir insan bedeniyle namazda olsa, Allah'ın huzurunda olsa ama aklı, kalbi, duyguları çarşıda, pazarda, dünya işinde olsa tıpkı bu adama benzer. Hizmetçiler padişahın huzurunda beyleri yok. Adam bedenen namazda, Allah'ın huzurunda ama aklı çarşıda, pazarda. Bu Allah'a haşa, Allah'ı hafife almaktır, hakarettir. Dolayısıyla bu çok kötü bir şeydir diyor Hakim Tirmizi Hazretleri. Ve bir insan, bir padişaha veya çok sevdiği bir insana hediye gönderecek olsa ne yapar? Mesela meyve gönderecek. Meyvenin en güzelini göndeririz. Bir at gönderecek olsak, atın en güzeli gönderir padişaha topal bir at göndermek padişaha hakarettir. Çürük bir meyve göndermek hakarettir. Bir padişaha hizmetçi göndereceğimiz, ona hizmetçi hediye edeceğimiz zaman en sağlam, en güçlü, işte en güzel hizmetçiyi göndeririz. Bütün meyvelerin, efendim atın, arabanın, insanın hizmetini, her şeyin en güzelini padişaha gönderilir. Namaz da öyledir. Namaz cenab-ı Hakk'a gönderilen kuldan bir hediyedir. Ama Çar, aklımız çarşıda, pazarda olursa, dünya işinde olursa, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini, onun efendim lütufunu, keremini düşünmeksizin gafletle kılınan bir namaz, bir padişaha topal bir at, kör bir hizmetçi, çürük bir meyve göndermeye benzer. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Estağfurullah, La takrabu salate ve entüm sukara Sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Bazı sufiler bu ayeti şöyle izah etmişlerdir. Şöyle tasavvufi tefsir yapmışlardır. Dünya sevgisiyle kalbiniz sarhoş gibi olduğu zaman namaza yaklaşmayın. Yani içkiden değil de dünya sevgisinden kalbiniz sarhoş gibi olduğu zaman namaza yaklaşmayın. Önce kalbinizden o dünya sevgisini atın. Allah sevgisini kalbinize doldurun. Ondan sonra namaza başlayın. Diye izah edenler de olmuştur. Şems-i Tebrizi Hazretleri Mevlana'nın dostu diyor ki Huşusuz, ihlassız kılınan bir namaz sadece insan ölünce mezarın başına kadar gider. Mezarda insan gömülüp akrabaları, dostları tekrar onu terk ettiği gibi o namazda o kişiyi terk eder, insanla beraber mezara girmez diyor ihlassız, huşusuz, gafletle kılınan bir namaz. Ama ihlas ile, huşu ile kılınan namaz insanla birlikte mezara girer. Mezarda onun arkadaşı olur. Ahirette de yoldaşı olur buyuruyor Şems Tebrizi Hazretleri. Mesnevi'de Hazreti Mevlana dört Hindistanlının namaz kılışını anlatıyor. Dört tane Hindistanlı camiye girmişler. Her biri nafile namaz, tek tek nafile namaz kılıyorlar. Bir süre sonra camiye müezzin girmiş. Bu Hindistanlardan bir tanesi namaz kılarken müezzine seslenmiş. Müezzin efendi ezan okundu mu vakit geldi mi demiş. Namazda konuşunca yandaki ikinci Hindistanlı o da namazda. Demiş ki yandakine bak demiş namazda konuştun namazın bozuldu senin. Üçüncü Hindistanlı o da namazda, e demiş senin de namazın bozuldu, sen de konuştun. Dördüncü demiş ki elhamdülillah ben konuşmadım, benim namazım bozulmadı. Halbuki hepsi namazda, hepsi konuşmuyor, hepsi namazda bozuluyor. İşte gafletle namaz kılınınca bu şekilde insan e, ne yaptığını, namazda olduğunu bile fark etmeyebiliyor. E, namazda gafletin en önemli sebebi dünya sevgisidir şöyle bir hikaye anlatılır. Zengin bir beyefendi hizmetçisine diyor ki gidin diyor akşam namazını camide kılın. Camiden çıkanları alıp bize getirin. Onlara bir ziyafet vereceğim. Hizmetçisi gidiyor. Akşam namazını camide kılıyor. Camiden çıkan cemaate soruyor tek tek. Bu akşam namazında imam efendi ne okudu? Fatiha'dan sonra zammusur olarak ne olarak ne okudu diye soruyor sadece iki kişi biliyor, diğerleri bilemiyorlar. Demek ki akılları başka yerdeymiş. Bu iki kişiyi alıp getiriyor eve. Ev sahibi beyefendi soruyor. E, camide sadece iki kişi mi vardı diyor. Hizmetçi diyor ki yok efendim diyor. Çok adam vardı ama imamın hangi sureyi okuduğunu sordum. Sadece bu ikisi bildi. Diğerleri bilemedi. Demek ki diğerleri gafletle namaz kılmış. Huşu ile namaz kılan sadece hakiki namaz kılan bu iki kişiymiş diyor. Bu bir hikayedir. Ama bunun bir benzeri asalette de olduğu rivayet edilir. Peygamber Efendimiz bir namazdan sonra ashabına dönüyor. Diyor ki ben bugün namazda hangi sureyi okudum, nereye okudum diyor. Sahabeden ses çıkmıyor. Sonra Peygamber Efendimiz bir tane sahabeye yönelerek soruyor. O sahabi söylüyor. Ya Resulallah siz şu surenin şu ayetlerini okudunuz. Bir ayeti de atladınız, okumadınız. Ama mensuh mu oldu, ne oldu bilmiyorum o ayet kaldırıldı mı. Ama bir ayet okumadınız diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz seviniyor. Sen diyor gerçekten demek ki huşu ile namaz kılıyorsun. Benim nereyi okuduğumu biliyorsun. Diğer sahabiler de biraz sitem ediyor Peygamber Efendimiz. Siz diyor aranızda Peygamber var iken benim... Nereye okuduğumu niçin bilmiyorsunuz diye diğer sahabelere de biraz sitem etmiştir. Hatta başka bir rivayette Medine'ye bir cuma günü Peygamber Efendimiz cuma namazı kıldırırken, cuma namazında hutbe okurken daha doğrusu hutbede kürsüye çıkmış ayakta hutbe okurken dışarıdan kervan sesi geliyor. Bir kervan ticaret kervanı gittiği yerden geri dönmüş, Medine'ye girmiş. İşte devenin çanları çan sesleri gelince e, ee, sahabelerin birçoğu cami, çık, camiden çıkıyorlar ve kervana koşuyorlar. Peygamber Efendimiz yanında böyle bir 15-20 kadar çok az sayıda sahabi kalıyor. Ee, diğerleri birçoğu kervanda kimisinin işte mal alacaklar, kimisi mal göndermiş parasını tahsil edecek falan. Ve ayet nazil oluyor. Ve ke kaime ey Habibim onlar bir ticaret veya bir işte lehv bir eğlence duy sesi duyunca seni namazda ayakta terk ettiler ve terakuke kaimen ayakta seni terk edip hutbe okurken seni terk edip çıktılar diye sahabeyi Cenabı Hak e, azarlıyor. Onun için işte bazen böyle ticaret, bazen dünya işleri sahabe bile olsa insanın e, efendim namazdan alıkoyabiliyor. Onun için e, çok dikkatli olması gereken bir husus. Efendim önce riya ile namazdan bahsettik. Sonra gaflet ile namazdan bahsettik. Şimdi üçüncü grup huşu ile namaz. Tasavvufi eserlerde namaz konusunda e, anlatılanlardan birisi de huşu ile namazdır. Ve Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği zaten budur. Böyle bir kulluk istiyor Cenab-ı Hak. Eserlerimizde diyor ki namazın Arapçası salat. Salat kelimesi sıla kelimesinden veya vuslat kelimesinden türemiştir diyorlar. Her ikisi de kavuşmak, buluşmak, görüşmek, tanışmak anlamına geliyor. Veya sıla demek işte köprü veya akraba ziyareti gibi. Yani hep buluşma, Allah ile buluşmadır. Yani Peygamber Efendimiz es salatu miracül mümin. Namaz müminin miracıdır. Yani Allah ile buluşmasıdır. Allah ile görüşmesidir diyor. Onun için Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. Ama biz Cenab-ı Hakk'ı görmemiz mümkün değil. Onun zatını düşünmemiz de mümkün değil. Onun lütfunu, keremini, cömertliğini, bize olan ihsanını, sağlık vermiş, sıhhat vermiş, bunca nimetler vermiş ve biz de ona karşı kulluk etmeye çalışıyoruz. Yani bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın zatını değil de sıfatlarını namazda düşünebiliriz. Yahut da Kabe'de olduğumuzu düşünebiliriz. Huşuri bir namaz için Kabe'de olduğumuzu, Peygamber Efendimizin imam olmuş, sahabenin ve birçok insanların da arkada saf tutmuş, cemaat olmuş. Biz de onların arasına karışmış. Biz de onlarla beraber efendim Kabe'de Peygamber Efendimizin imamlığıyla namaz kılıyoruz. Cenab-ı Hak da bu manzarayı görüyor ve kullarının ibadetinden, bu kulluğundan Cenab-ı Hak memnun oluyor. Bu şekilde bir manzara, bir senaryoda düşünmek mümkündür. Çarşıdan, pazardan bir şey aldığımızı, sattığımızı düşünmektense Kabe'de olduğumuzu düşünmek daha iyidir. Onun için bazı seccadelerde alnın konduğu ön tarafa Kabe resmi yaparlardı. Ne demek bu? Yani namazda hiç değilse Kabe'yi düşünün. Biz Kabe'ye tapmıyoruz. Allah'a tapıyoruz. Bizim kulluğumuz Kabe'ye değil Allah'a. Ama namazda çarşıyı pazarı düşünmektense Kabe'yi düşünmek daha iyi olacağı için işte bazı seccadelerin ön tarafına alnın koyduğu, konulduğu yere efendim böyle Kabe motifi yapılır. Yani en azından bunu düşünün anlamında. Rivayete göre Hz. Ali'nin bir savaşta ayağına ok saplanmış. Doktor tabip çıkarmaya çalışmış. Tabi çok acı veriyor. namaz vaktini bekleyelim demiş. Namaz vakti gelince Hz. Ali namaza durmuş ve doktor Hazreti Ali namazdayken o ayağında saplanan oku çıkarmış diye böyle bir rivayet vardır. Senayi Gaznevi'nin Hadikatül Hakika ismi tasavvufi eserinde rivayet edilir. Yani işte bu bir rivayettir veya bir hikayedir. Ama gerçek namaz böyle kılınması lazım. Böyle huşu ile namaz kılarsak vücudumuza saplanan bir oktan bile haberimiz olmaz. Ya da olmaması lazım anlamında mesaj veren bir rivayet veya bir hikayedir bu. Yine başka bir rivayete göre Üveys el-Karani'ye sormuşlar huşu ile namaz nasıl olur diye. Demiş ki Üveys el-Karani Hazretleri karnına bir mızrak saplansa namazdayken haberin olmamasıdır. Huşu ile namaz öyle bir şeydir ki namaz kılarken karnına mızrak saplansa haberin olmaz demiş. İşte Allah dostlarının namazı demek ki bu şekilde Hatim-i Esam Hazretlerine soruyorlar. Huşu ile namaz nasıl kılınır? Siz nasıl namaz kılıyorsunuz diye soruyorlar. Diyor ki mescide giderim. Mescitte tek birimi alırım. Tek biri alınca Kabe'yi sanki karşımda gibi düşünürüm. Kabe'yi gördüğümü düşünürüm. Makamı İbrahim'i gördüğümü düşünürüm. Cenneti sağ tarafımda, Cehennemi sol tarafımda düşünürüm. Azrail'in ensemde olduğunu düşünürüm. Yani namaz kılacağım, selam vereceğim. Hemen Azrail canımı alacak. Bu benim son namazım diye düşünürüm. Bu şekilde Allah'ın huzurunda olduğunu, olduğumu düşünerek namaz kılarım. Böyle kılmak lazım diyor Hatimi Esam Hazretleri. Gerçekten de insan bu benim son namazım. İşte birkaç saat sonra veya 5-10 dakika sonra öleceğim, hayatım bitecek, bundan sonra namaz kılma imkanım yok dünyada diye böyle düşünse, son namazım diye düşünse herhalde çok daha farklı bir namaz kılar. Ama biz hep daha nasıl ömür çok, daha yaşarız, çok namaz kılarız, çok dünya işlerimiz var dediğimiz için huşu ile namaz kılamıyoruz. Hatta bazı insanlar gafletle şöyle derler, işte namaz vakti gelince şu namazı aradan çıkaralım da Gerçi öteki işlerimize bakalım derler. Bu çok gafilce bir sözdür. Yani nam namazı aradan çıkaralım, baştan savalım gitsin, ondan sonra ticaretimize bakalım veya neyse işimize bakalım. Yani bu bu zihniyet şu demektir. Ben dünya işleri için dünyaya geldim, para kazanmak için dünyaya geldim, namazı aradan çıkarmak lazım. Çok yanlış bir cümle. Oysa biz e, kulluk için dünyaya geldik. Estağfurullah. <laughs> Ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Ayet-i kerime. O halde bir Müslüman şöyle demesi lazım. Benim birinci vazifem namaz. Ve bunun gibi ibadetler. Namazdan boş kalan vakitlerimde ticaretimle veya diğer işlerimle, dünya işlerimle uğraşırım demesi lazım. Namazdan boş kalan vakitlerimle. Ama biz ne diyoruz? Namazı aradan çıkaralım da öteki işlerine bakalım diyoruz. Sanki öteki işler asıl namaz ikinci, üçüncül bir işmiş gibi. Çok tehlikeli bir düşünce. Yine Necip Fazıl Kısakörek merhum dermiş ki namaz vakti geldiğinde sanki vergi memuru dükkana gelmiş de bizden işte para isteyecekmiş gibi davranırsak yani ne, vergi memuru gelince ne yaparız? İşte ya şu adam alsın parasını gitsin bir önce diye uğraşırız onun başımızdan savmak isteriz. İşte namaz vakti geldiğinde böyle yapmamak lazım. Bu çok tehlikeli bir düşüncedir. Bizim ön, bizim birinci işimiz, öncelikli işimiz ibadettir. Sonra dünya işleri gelir. Demiş merhum Necip Fazıl Kısa Körekme. Ebu Amr bin Ala namaza geçmiş. Demişler ki buyurun siz imam olun. İmam olmak istemezmiş ama mecbur kalmış, imam olmuş derken, tabi meşhur bir şeydir imamlar şöyle arkaya bakarlar cam namaza başlamadan önce e, muhterem cemaat, saflarınızı düz tutun, düzgün olun derler. İstevû Arapçası, istevu düzgün olun derler. Bu Ebu Amr bin Ala isimli zat da imam olduğu için arkasına bakmış cema cemaate istevu demiş, düzgün olun demiş. Ve bunu deyince düşüp bayılmış. Bir süre sonra ayılınca sormuşlar ne oldu niye bayıldın demişler. Demiş ki cemaate düzgün olun, saflarınızı düz tutun dediğim zaman kalbime şöyle bir nida geldi. Ey kulum sen hiç benim için dünyada düzgün bir kul oldun mu ki başkalarına düzgün olun diyorsun. Böyle bir ses geldi kulağıma kalbime. Ben de bayıldım demiş. Yani imam önce kendisi düzgün olacak. Ondan sonra cemaate düzgün olun diyecek. Mevlana Celalettin Rumi diyor ki namaza başlarken tekbir alırken Allahu Ekber deriz. İşte Allahu Ekber derken tıpkı kurban bayramında kurban keserken kasapların veya insanların Bismillahi Allahu Ekber demesini hatırlamalıdır diyor. Yani Bismillahi Allahu Ekber diyerek nasıl kurbanı kesiyorsak biz de nefsimizi, nefsimizin dünyevi düşüncelerini kesip kurban etmeliyiz. Onları zihnimizden atmalıyız. Ondan sonra namaza başlamalıyız diyor Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri. Rabiatul Adeviye bir kadın sufi. Cenab-ı Hakk'a naz makamında dua etmiş. Ya Rabbi demiş. Ya gaflet ile kıldığım namazlarımı kabul et ya da bana huşu ile namaz kılmayı nasip et. Çünkü huşu ile namaz kılmayı nasip eden de yine Cenab-ı Hak. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, her şey onun lütfu. Namazın huşu ile eda edilebilmesi için önce abdestin huşu ile alınması lazım. Abdestte huşu nasıl olur? Abdest dualarını okuyup manalarını düşünerek olur. Mesela yüzümüzü yıkarken Arapça bir dua vardır. Arapçasını bilmek şart değil. Manasını düşünerek yüzümüzü yıkayabiliriz. Allahümme beyyid vecihi yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. Ya Rabbi o hesap gününde bazı yüzlerin karardığı, bazı yüzlerin ise aydınlık olduğu, beyaz olduğu günde benim yüzümü ak ile beyaz ile ya Rabbi diye dua edeceğiz. Sağ kolumuzu yıkarken Allahümme a'tini kitabi bi yemini ve hasibni hisaben yesiyara. Ya Rabbi benim e, kitabımı ahirette sağımdan ver. Kolay bir hesaba çek beni. Sol kolu yıkarken Ya Rabbi kitabımı solumdan verme. Beni zor hesapla hesaba çekme. Başımıza mes ederken Allahümme gashini bi rahmetike ve enzil aleyye min berekatik. Ya Rabbi benim üzerime rahmetini, rahmetini, mağfiretini, bağışlamanı yay üzerime bunları yay diye dua edeceğiz. Manasını da yani Arapçasını bilmesek manasını da düşünebiliriz. Ayakları yıkarken Allahümme sebbit kademeyye ale sırati yemme tezullü fihil akdem. Ya Rabbi ayakların sırat köprüsünden giderken kaydığı ve bazı insanların aşağıya cehenneme düştükleri günde benim ayaklarımı sabit eyle cehenneme düşmeyeyim yürüyüp cennete gideyim ya Rabbi diye dua et etmek lazım. Bu şekilde bu manaları düşünerek huşu ile abdest alınırsa inşallah namazda huşu ile kılınır. Tabi bir de namazın ilk sünnetleri vardır. Namazdan önce kılınan ilk sünnetler de farza bir alıştırmadır, bir antrenmandır. Farz daha önemli tabii ki ona bir ısınma sürecidir. ilk sünnetler. Ve i̇mam Rabbani Hazretleri Mektubat isimli eserine diyor ki huşu ile namaz kılmak için rukuda ve secdede tesbihatı üçten daha fazla yapmak lazım buyuruyor. Yani Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Alayı mümkünse beş defa, yedi defa, hatta on bir defa yapmak huşu ile namaz için bir vesiledir diyor. Yine sufiler diyor ki namaz kıldıktan sonra ben namaz kıldım da artık cenneti garantiledim gibi böyle bir övünme ve iftihar içinde değil. Acaba Cenab-ı Hak benim namazımı kabul edecek mi, etmeyecek mi diye bir mahcubiyet içinde olmak lazım. Ma neke hakka ibadetik ya mabud. Ey Rabbim sana hakkıyla kulluk edemedim diye bir mahcubiyet içinde olmak lazım diyor bazı sufiler. Sadi Şirazi de şöyle bir şey anlatıyor. Gülistan isimli eserinde. Küçüktüm diyor. Babamla bir yerde istat ediyorduk. Belki bir kervansarayda. Uyuyorduk. Sonra diyor biz kalktık Kur'an okumaya başladık, namaz kılmaya başladık. Fakat etrafımızdaki insanlar uyuyorlardı. Dedim ki babacığım bu insanlar kalkıp nafile namaz kılmıyorlar, Kur'an okumuyorlar. Bak biz ne güzel namaz kılıyoruz, Kur'an okuyoruz dedim babama. Babam dedi ki oğlum keşke sen de uyusaydın da bu lafı söylemeseydin. Çünkü bu bir benliktir, bir egodur, gıybettir, insanlara gıybettir buyuruyor. Onun için Cenab-ı Hak inşallah gösterişten uzak, riyadan uzak, gafletten uzak, huşu ile, ihlas ile, ihsan kıvamında ibadet edebilmeyi, namaz kılabilmeyi hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak böyle bir namazı kabul ediyor. Gafletle kılınan namazla ilgili şöyle bir rivayet de vardır. Cenab-ı Hak gaflet ile kılınan namazı, ahiret gününde eski bir bez paçavrası gibi insanların yüzüne, Atılacak, O namaz atılacak diye böyle bir rivayette vardır. Onun için Cenab-ı Hak hepimize e, huşu ile, ihlas ile e, namaz kılabilmeyi, e, Cenab-ı Hakk'ın e, bize olan lütuflarını, nimetlerini, keremini tefekkür ederek namaz kılabilmeyi, hiç değilse Kabe'de düş olduğumuzu düşünerek namaz kılmayı nasip etsin. Lillahi Teala'l-Fatiha.